Arkadaşlar hepinize merhabalar. Ayrıca matematik soru bankamızı çözmeye devam ediyoruz. Türev konusunun 19. testindeyiz. İlk sorumuzla başlayalım. Yukarıda f fonksiyonun birinci türevinin grafiği verilmiştir. Buna göre x eşittir 4 noktasında f fonksiyonu süreklidir. x eşittir 4 noktasında f fonksiyonu türevi vardır. x eşittir 4 noktasında f fonksiyonun ikinci türevi tanımlı değildir. İfadelerinden hangileri daima doğrudur? Baktığımız zaman x 4'ten küçük olduğunda F'ün türevi x fonksiyonu pozitif bir değere gitmektedir. Örneğin 2 olsun. Buradan fx'in 2x artı c olduğunu söyleyebiliriz. Türevi 2 olan bir fonksiyon 2x artı c olabilir. Tamamen ihtimallerden bahsediyoruz. x 4'ten büyük olursa f'ün türevi x fonksiyonu negatif bir değere gittiğini görüyoruz. Daha önce böyle bir soruda çözmüştük. Eksi 3 olduğunu varsayalım. Neyin türevi eksi 3'tür? Eksi 3x artı d olabilir. Yani şurası kesin. Buradaki sabit sayılar değişebilir. Şimdi x eşittir 4 noktasında f fonksiyonu süreklidir diyor. 4 noktasında sürekli ise 4'e soldan ve 4'e sağdan eşit olmalı. Bir de 4 noktasında f fonksiyonun bir değeri olması gerekiyor. O da şu anda net olarak görünmüyor. Ama en azından bir 4 yazalım isterseniz. Önce şöyle yapalım isterseniz. F 4'e soldan dediğimizde 8 artı c. F 4'e sağdan dediğimizde de eksi 12 artı d olacaktır. Bunların birbirine eşit olduğunu bilemeyiz. Çünkü c ve d ifadelerinin sayılarının ne olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla sürekli olması imkansız. x eşittir 4 noktasında f fonksiyonunun türevi vardır diyor. Baktığımız zaman 4 noktasında zaten kendisi türev grafiği. 4 noktasında tanımsız olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla türev vardır diyemiyoruz. Çünkü türevin olması için aynı zamanda sürekli, aynı zamanda tanımlı olması gerekiyor arkadaşlarım. 4 noktasında f fonksiyonun ikinci türevi tanımlı değildir diyor. Bu doğru. Çünkü birinci türevi zaten 4 noktası tanımlı değilse ikinci türevinin tanımlı olmasını bekleyemiyoruz. Örneğin eğer fx fonksiyonu x eşittir a'da tanımlı değilse zaten tanımlı değilse sürekli olmuyor. Sürekli değilse türevli olmuyor biliyorsun. O zaman o zaman x eşittir a'da türevli olamaz diyorduk. Peki fx fonksiyonu a'da tanımlı değilse türevi tanımlı olmuyorsa o zaman f'in türevi 4'te tanımlı değilse ikinci türevi bir sonraki türevi de 4'te tanımlı olmayacaktır. O zaman doğru cevabımız yalnız 3'tür bu soruda. Baktığımız zaman 4 noktasında f fonksiyonu süreklidir diyor. Biz 4'e soldan ve sağdan geldiğimizde hangi fonksiyonlardan geldiğimiz, hangi değerlere gittiğimizi göremiyoruz birinci türev için. Önemli buraya 2 yazdım. Siz 3 yazarsınız, 4 yazarsınız. Net bir şey yok. O yüzden geri dönüp f fonksiyonu sürekli olup olmadığını bilemeyiz. Kesin olarak bir şey söylemek imkansız. x eşittir 4 noktasında f fonksiyonun türevi vardır diyor. 4'te tanımsız olduğuna göre türevi olamaz dedik. x eşittir 4 noktasında f fonksiyonun ikinci türevi tanımlı değildir diyor. 4 noktasında tanımlı olmadığını biraz önce ifade ettik. fx fonksiyonu x eşittir a'da tanımlı değilse o zaman türevi de tanımlı değildir. O zaman birinci türevi tanımlı değilse ikinci türevi de tanımlı değildir. Doğru cevabımız d seçeneğidir. İkinci soruya bakalım. Yukarıda verilen y'dir f'in türevi x fonksiyonu grafiğine göre x eşittir 4 noktasında f fonksiyonu türevi vardır. F fonksiyonu her x reel sayısı için daima artandır. F4 küçük 0, f0 küçüktür f10. Hangileri daima doğrudur? Baktığımız zaman arkadaşlar bütün x değerleri için f fonksiyonun 6'dan küçük olduğunu, 0'dan büyük eşit olduğunu görürüz. Yani şöyle diyebiliriz türevin. Şöyle diyelim isterseniz. F'in türevi x. Büyük eşittir 6 diyebiliriz. Daha doğrusu büyüktür 6 diyebiliriz. Çünkü 6 olmuyor. E, bu da f'in türevi x'in aslında sıfırdan büyük olduğunu, pozitif olduğunu gösterir. Buradan da şu sonucu çıkarıyoruz. fx'in artan olduğunu çıkarabiliriz. x eşittir 4 noktasında f fonksiyonun türevi vardır diyor. Baktığımız zaman 4 noktasında gerçekten türevi var. Çünkü f'in türevi 4 arkadaşlarım sıfırdır. Bir değeri vardır. Bu doğru. f fonksiyonu her x reel sayısı için daima artandır Baktığımız zaman F fonksiyonu daima artandır. Çünkü birinci türevimiz sıfırdan büyüktür. X'e ne verirseniz verin. Türevi pozitif çıkacaktır. Dolayısıyla türevi pozitifse de artandır diyebiliriz. Arkadaşlar bir fonksiyonun artan olması için bakın sıfır küçüktür, dört küçüktür, on iken F sıfırın küçük F 4 küçüktür F on olması lazım. Yani parantezin içindeki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanmış olması gerekiyor. Burada ise 4 bakın 0'dan küçük değildir. 0 10'dan küçüktür ama 4 bozuyor. Yani bu eşsizlik yanlıştır. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneğidir bu soruda. Evet geçelim 3 numaralı soruya. 3 numaralı soruyla ilgili öncüler bakalım daha sonra grafikler inceleyelim. Reel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu ile ilgili olarak yukarıda verilen fonksiyon grafiklerinden hangileri için 2f2 noktası f fonksiyonun yerel minimum noktasıdır diyor. Bir bakalım isterseniz şöyle. Arkadaşlar iki noktası daha doğrusu x'in 2 yani f2 olduğu nokta grafiğe baktığımızda en dipte olduğunu en düşük değer olduğunu görüyoruz. Bir de ikinin solundaki bir sayının görüntüsü ve aynı zamanda ikinin sağındaki bir fonksiyonun görüntüsüne baktığımızda Arkadaşlarım şöyle bakın isterseniz buradaki nokta ikinin solundan değil mi küçük aynı zamanda ikinin sağından da küçük. Yani şöyle bir e, grafik düşünebilirsiniz hayalen. Dolayısıyla buradaki x eşittir 2 değer minimum nokta, yerel minimum nokta oluyorsa buradaki 2f2 noktası da yerel minimum noktasıdır arkadaşlarım. Grafik üzerinde niye değil diyeceksiniz. Çok oraya takılmayacaksınız. Buradaki 2f2 noktası fonksiyonu alabileceği en küçük değer olduğuna göre yerel minimum noktası olarak kabul edilebilir. Belki burada takılmış olabilirsiniz. 2'ye bakalım. 2'de zaten gördüğünüz gibi şu nokta arkadaşlar en dipteki şuradaki bir noktadan daha büyük olduğuna göre yerel minimum noktası olmayacaktır. Örneğin baktığımız zaman mesela şuradaki bir sayının 2'den küçük bir sayının görüntüsü bakın bu değerden daha küçük olmaktadır. Yani F2'den daha küçük olmaktadır. Buraya C dersek C küçüktür F2 olmaktadır. Yani e, fonksiyonu alabileceği daha düşük değerler varken burada çok daha büyük bir değer göstermiş. Bunu yerel minimum noktası olarak kabul edemiyoruz. Geldik türev grafiğine. Türev grafiğinde eğer türevin negatif olduğu yani fx fonksiyonu azalan olduğu yer, türevin pozitif olduğu ve fx'in artan olduğu yer eksiden artıya gidiyorsa biz o değere x eşittir 2'ye ne diyorduk arkadaşlar hatırlayın. Yerel minimum noktasının apsisi diyorduk hatırlarsanız. Birinci türev grafiğinde ya da birinci türevin işaret değiştirdiği işaret tablosunda işaret değiştirirse eğer eksiden artıya giderse yerel minimum, artıdan eksiye giderse yerel maksimum oluyordu. Hocam ikide birinci türev tanımlanmamış. Ee, ona çok bakmayın. Birinci türevin grafiği zaten bize neyi verir? f(x) hakkında bilgi verir. Türev grafiğinden ziyade türevin pozitif ve negatif olduğu aralıklara bakacağız. Eksiden artıya gidiyorsa fx'in yerel minimum, artıdan eksiye geçmiş olsaydı yerel maksimum diyecektik. Dolayısıyla bu da doğru. O zaman cevabımız 1 ve 3'tür. Yani D seçeneğidir. F R'den R tanımlı fx eşittir işte x küp artı 4x fonksiyonu için y eşittir fx fonksiyonu pozitif değerli. F fonksiyonu daima artan, f fonksiyonu daima azalandır. İfadelerinden hangileri doğrudur diyor. Baktığımız zaman arkadaşlarım diyor ki fx fonksiyonu pozitif değerlidir diyor. Örneğin siz reel sayılardan eksi 1'i seçerseniz eksi 1'in küpü artı 4 çarpı eksi 1 derseniz sonucumuz eksi 5 çıkıyor. Yani fx fonksiyonu yani her reel sayı için pozitif değerli olmuyor. Negatif değerli de olabiliyor gördüğünüz gibi. F fonksiyonu daima artandır. Bunun için türevini alacağım. İkinci öncül. Türevini alırsam 3x kare artı 4 olacaktır. Bütün reel sayılar için x kare daima pozitiftir. 3 ile çarparsak da pozitif olur. 4 ile toplarsak da pozitif olur. Birinci türev sıfırdan büyükse f fonksiyonu artandır diyebiliriz. Zaten azalan diyemiyoruz. Doğru cevabımız yalnız 2 yani b seçeneğidir. 5 devam edelim. Evet f'in türevi x fonksiyonunun e, grafiği verilmiş. 4 0 noktası f fonksiyonu ekstremum noktasıdır. 8 0 noktası f fonksiyonu yerel minimum noktasıdır. F3 küçüktür f8 ifadelerinden hangileri daima doğrudur? Baktığımız zaman arkadaşlar x küçüktür 8 için f'in türevi x'in f'in türevi x'in negatif olduğunu görüyoruz. Yani fx azalandır. Aynı zamanda 8 eksiden artıya geçtiği için yerel minimum noktasıdır diyebiliriz. 4'te herhangi bir değişiklik olmadığına göre 4 için yerel minimum noktasıdır diyemiyoruz. Ya da yerel maksimum noktasıdır diyemiyoruz. Çünkü zaten eksiden eksiye geçmiş işaret değiştirmemiş dikkat. 4'e 0 noktası f fonksiyonu ekstrem noktasıdır. Hayır arkadaşlar 4'e 0 noktası ekstrem noktası değildir. İşaret değiştirmemiş. 8'e 0 noktası f fonksiyonu yerel minimum noktasıdır. Doğru. Eksiden artıya gitmiş çünkü. F3 küçüktür F8 bunu biraz önce de açıklamıştık ama bir daha açıklayalım. Şimdi 3 burada 8 de burada yani azalan olduğu yerde. Eğer 3 küçüktür 8 olduğunu kabul ediyorsan azalan içinde F3'ün F8'den büyük olmasını düşünmek zorundasın. Bunu daha önce de birkaç defa daha söylemiştik. Bu yanlıştır. Doğru cevabımız B seçeneğidir arkadaşlar. Bunu tekrar izah edelim. A B'den küçük olduğunda eğer F A küçüktür F B ise fx artan. Bunları sürekli not aldırıyorum size bakın. Eğer a b'den küçükse f a büyüktür f b ise bir zıtlık varsa yani küçükken büyük oluyorsa o zaman fx de azalandır diyorduk arkadaşlarım. Geçelim. Yukarıda şekilde verilen 3. dereceden yeşil işte fx polinom fonksiyonunun tek dereceli terimlerin katsayıları toplamı nedir? Herhangi bir polinomun tek dereceli terimlerinin katsayıları toplamı p1 eksi t eksi 1 bölü 2 formülüyle bulunuyordu. Şimdi biz bu fx fonksiyonunun denklemini kurmaya çalışalım. Eksi 3 de kestiğine göre x artı 3 çarpanına sahiptir. Polinomlardan biliyoruz bunu. Eksi 2 de kesmişse yani eksi 2 yazdığımızda 0 oluyorsa x artı 2 çarpanına sahip olmalı. Ve 1 yazdığımızda 0 oluyorsa x eksi 1 çarpanına sahip olmalıdır. Bir de 0 yazdığımızda eksi 6 oluyor. Yani y eksenini nerede kesiyor? eksi 6 noktasında kesiyor. X yerine 0 yazdığımız zaman arkadaşlarım zaten eksi 6 olmaktadır. O zaman buradaki baş katsayımız 1'dir diyebiliriz. Yani bizim fx fonksiyonumuz haliyle x artı 3, x artı 2 ve x eksi 1'dir. Şimdi biz neyi arıyoruz? Biz şunu arıyoruz. F1 eksi F eksi 1 bölü 2 arıyoruz. O yüzden önce bir F1'imizi bulalım. 1 yazarsak 4, 3, 4. 0 yani 0. Eksi 1 yazarsak 2. Eksi 1 yazıyorum direkt 1. Eksi 1 yazarsam eksi 2 yani eksi 4. O zaman 0 eksi eksi 4 bölü 2'den sonucumuzu 2 olarak buluruz. Yani cevabımız D seçeneğidir bu soruda. Evet sıradaki soruya devam edelim. Yukarıda grafiği verilen f fonksiyonu aşağıdakilerden hangisi olabilir? Arkadaşlar bakın. Eksi 1'de teğet olmuş. Eksi burada teğet olmuşsa burada çift katlı kök var. Direkt size tavsiyem x artı 1'in parantez karesi yazın. Eğer direkt kesip gitmişse mesela 1 gibi direkt x eksi 1 yazabilirsiniz. Ama teğet olmuşsa kare yazacaksınız. Unutmuyorsunuz. Tekrar ediyorum. Teğet gördüğünde hemen kare aklına gelsin. Tam kare yani. Mesela 2'de de teğet olmuş hemen tam kareni yaz. Evet. Peki baş katsayımız olan A'yı bulabilir miyiz? A'yı arkadaşlar bulamıyoruz çünkü y eksenini kesen nokta verilmemiş. Ama bu noktanın pozitif olduğunu biliyoruz ya. Şöyle x yerine 0 yazdığımızda bir bakalım. x yerine 0 yazdığımızda şöyle hayalen düşünün. Negatif çıktığını göreceksiniz bu eksi birden dolayı. O zaman a'nın negatif olduğunu söyleyebiliriz. Aklımızda böyle kalsın. Şimdi bakalım. x artı 1'in karesi olacak. Bu değil. x artı 1'in karesi olmayanları eleyelim. Tamam. Tamam. Bir de x eksi 2'nin karesi olacak. x eksi 2'nin karesi olmayanları eleyelim. Tamam. Bir de x eksi 1'in kendisi olacak. x eksi 1'in kendisi olmayan varsa onu da ele. x eksi 1, 1 eksi x yazmış. Bir de sıfır yazdığımızda pozitif olacak demiştik. Sıfır yazdığımızda pozitif oluyor mu mesela? Oluyor. Burada sıfır yazdığımızda pozitif oluyor mu? Gördüğünüz gibi arkadaşlar negatif oluyor sıfır yazdığımızda. Doğru cevabımız b seçeneğidir. Buradaki... E en son düşündüğümüz detay sıfır yazdığımızda pozitif bir değere gidecektir. Yani y ekseni kesen noktan ordinatı diyelim pozitif olmak zorunda. 8'e bakalım. Bakın 8'de x eksi 3'ün karesi var. O zaman muhtemelen 3 noktasında ya şöyle olmalı ya da böyle olmalı. Sıfır yazdığımızda pozitif oluyor gördüğünüz gibi. Şöyle bir şey olabilir. Bir de eksi 1'de kesmiş. Şöyle olabilir. Yani benim muhtemelen seçeneklerde aradığım grafik bu olmalı ama tabii ki illa da bu olmak zorunda değil. Şimdi isterseniz şöyle başlayalım. x eşittir 0 için y'nin 9 olması gerekiyor, doğru mu? Şimdi 0 yazdığımızda y eksenini 9'da kesecek bakın. Bu gitti. Y eksenini 9'da kesiyor. Eksi 3'de kesiyor gitti. Eksi -9'da kesiyor gitti. Y eksenini kaçta kesecekti arkadaşlar? 0 yazdığımızda 9 bakın yanlış yapmayalım. Tamam. Şimdi iki seçeneğimiz kalmış oldu. İki seçeneğimiz kaldı. Peki nerede kesiyordu? 3'te ve eksi 1'de. Bu eksi 3 arkadaşlar. Direkt eleyebiliriz. Burada ise bakın 3'te kesmiş. Aslında başta çözdüğüm, çizdiğim grafikle aynı. Dikkat ettiniz mi? Bakın şu kırmızı grafik. Bakalım aynısı mı? Evet. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi eksi 1'de kesliğine göre x artı 1 yazacağız. 3'te tam kare olduğuna göre x eksi 3'ün karesi yazacağız. Aynı zamanda 0 yazdığımızda 9 oluyorsa zaten hiç problem yoktur. Doğru cevap E seçeneğidir. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.